Evet arkadaşlar, buna bir bina, bir dolap, bir kutu, hediye kutusu, üzerini açmış olsak kalemlik olabilir. Masa olarak düşünebiliriz. Üzerine aldık, sehpa olabilir. Koyduk, yuvarlak masa gibi düşünülebilir. Küçük sehpa olarak düşünülebilir. Çocuklara geometrik şekilleri sevdirmek için, evet, üçgenden ve dikdörtgenler prizmasından oluşan bir oyun aletleri üretilebilir. Yine dediğim gibi sehpa vesaire olabilir. Lale şeklinde masamız olabilir. Sekizgen masamız olabilir. Hatta sekizgen hamur tahtamız olabilir. Üzerinde yufkalar açılabilir. Yuvarlak masamız hamur tahtamız. Üzeri desenli hamur tahtası ve yuvarlak masa düşünülebilir. Renkli hamur tahtası ve sehpa olarak düşünülebilir. Hem yuvarlak masa hem uzun iki masa olarak düşünülebilir. Bu bir sehpa da olabilir arkadaşlar. Katlayıp kaldırdığınızı düşünün. Eşyayı küçültebilirsiniz. Katlayıp içine kutu gibi yerleştirebilirsiniz. Evet. Dört üçgenden oluşan dört yüzlü eşyamızı üzerine koyduk. Bu bir oyun alanı olabilir. Bu bir bina olabilir. Bu bir yerden yüksek üstten açılıp kapanabilen çadır olabilir. Oyun alanı olabilir arkadaşlar. Siz istediğiniz geometrik şekillerden istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.